dayatmanın zorun da büyük çapta kullanılmasıyla herkesin onun lehinde konuşması, kimsenin aleyhinde onu eleştirel gözle görerek, değerlendirerek bir şeyler söyleyememesi sonucu büyük bir kalabalığın, sokaktaki çoğunluğun İslam eşittir demokrasi, demokrasi eşittir İslam yahut demokrasinin İslam'a ters düşen neresi var ki? İşte seçim değil mi? İslam'da da seçim var gibi çok basit, İslam'la ve demokrasiyle de alakası olmayan şeyleri söylemek ve bu kanaatla da milleti uyutarak rejimlerini yürütmek istiyorlar ve halen de bu sayede yürüyor rejim. Efendim, demokrasi insanların, yani kimler yönetici olacak, onların seçimi değildir. İslam'da da seçim vardır, seçim kurumu, seçim müessesesi, demokraside de vardır, Marksizm'de de vardır. Örneğin Marksizm'de prezidium üyeleri dediğimiz en yüksek Sovyet organı, üyeleri nasıl seçiliyor idiyse, şahıs olarak işte Podgorny, yok bilmem Brejnev, yok Gorbaçov, yok Yeltsin her neyse veya Aliyev efendim, şahsın seçiminin rejimle alakası yok. Önemli olan rejim seçimi söz konusudur. Marksizm'den başka bir şey insanların seçimine sunulur muydu Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde? Asla böyle bir şey insanların seçimine sunulmadı. Sunulmazdı da. Marksizmin uygulanacağı, Marksist esasların uygulanacağı bir kere peşinen kabul edilmiş. Onu kim uygulasın? İşte Brejnev mi uygulasın, Podgorny mi uygulasın, Bulganin mi uygulasın, Lenin mi uygulasın, Stalin mi uygulasın? Onların seçimi, yani kişiler belli uygulanacak belli esasları uygulamada hangi kişiyi uygun görüyorsunuz seçimi yapılıyor. Demokraside de öyledir. Demokraside de asıl olan insanların hevalarına, milletvekillerinin ekseriyetinin evet dediği oylar kanunlaşacak ve insanlar o ülkede o kanunlara göre idare edecek. Bu değişmiyor ve tartışılmıyor. Nedir değişilen? Bunu işte Süleyman Demirel'in partisi mi daha iyi yapar veya o veya işte Turgut Özal'ın partisi mi iyi yapar? Türkeş mi iyi yapar, Erbakan mı iyi yapar? Erbakmayan mı iyi yapar, Yan Bakan mı iyi yapar? Yani işte onlardan birini seçin. Yoksa rejim seçmiyorsunuz, yani rejimi seçiminize sunmuyorlar. Keza İslam'da da böyledir. Yani İslam'da da insanlar arasında seçim yapılır iken Allah'ın hükümleriyle mi hükmedelim yoksa başka hükümlerle mi hükmedelim? Şu konuda bir kanun çıkacak, bu konuda Allah'ın hükümleri şöyle diyorken efendim bir kısım insanların da şöyle şöyle görüşleri var, bu görüşlerden hangisini seçelim diye bir seçim yapılmaz. Yapılması da söz konusu değildir. Olamaz. Seçimi halk başlangıçta yapmış, Allah'ın hükümleriyle hükmedilmesi için kendisi birisine biat etmiştir. Tıpkı 2. Akabe biatında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a verilen biat gibi.